Evet. Sayın Valim, değerli milletvekillerimiz, değerli basın mensupları, çok kıymetli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün Diyarbakır programımız kapsamında kapatılan Diyarbakır Cezaevinde incelemelerde bulunduk. Diyarbakır E tipi kapatılan cezaevi 1976'dan 1980'e kadar inşaatı süren, 1980'den itibaren de askeri cezaevi olarak hizmet veren, 1988'e kadar askeri cezaevi, sonrasında da Adalet Bakanlığı bünyesine alınarak Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak cezaevi olarak hizmet veren bir cezaevi. Tabii Diyarbakır E tipi kapatılan bu cezaevi, biraz önce arkadaşlarla, Sayın Valimiz ve milletvekillerimizle içeride incelemelerde bulunduk. Burası artık cezaevi olmaktan çıktı, kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. 12 Ekim 2022 tarihi itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığımız artık burayı bir müzeye dönüştürecek ve bununla ilgili proje çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır cezaevi kötü hatıralarla anılan bir cezaevi. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra darbeciler burada darbe mağdurlarını maalesef hukuksuzca yargıladıktan sonra attıkları cezaevinde antidemokratik uygulamalar, insanlık dışı ve keyfi uygulamalarla burada büyük bir mağduriyet yaşandı. Tabii o mağduriyetler artık geride kaldı. Türkiye eski Türkiye değil. Özellikle son 21 yıldır 399 uygun olmayan cezaevi kapatıldı. Ve yerlerine modern, insan haklarına daha uygun şekilde cezaevleri faaliyete geçti. O kapatılan cezaevlerinden bir tanesi de Diyarbakır E tipi kapalı cezaevi. Burada gerçekten o insanlık dışı keyfi uygulamalara maruz kalan, şu anda siyaset yapan, gazetecilik yapan yazarlar, düşünürler var. O günkü hatıraları hem yazdılar hem çizdiler. O günkü antidemokratik günleri, keyfi uygulamaları hatırlamak bile istemiyoruz. Ancak tabii geleceğe dönük bir ibretlik olması açısından da burada bu cezaevinin bünyesinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız bir anı müzesi, bir hatıra müzesi şeklinde bir bölümü de muhafaza ederek geriye kalan kısımları, sergi salonları ve diğer alanlar, işte arkeolojik müze şeklinde Diyarbakır'ın kültür hayatına kazandırmaya yönelik çalışmalar var. İçinde kütüphane olacak, sergi salonları olacak, tiyatrosu olacak, sahne sanatları salonu olacak. Kültür Bakanlığımızın bu yöndeki proje çalışmaları devam ediyor. Ve ayrıca cezaevinin özellikle o hatırasını bir ibretlik olarak gelecek kuşaklara, ziyaretçilerin görmesi açısından da bir müze olarak da korunması sağlanmış olacak. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Bugün Diyarbakır ziyaretimizde, Sayın Valimizle ilimizin yatırımlarını da yeniden gözden geçirme fırsatı bulduk. Özellikle 6 Şubat depremlerinde zarar gören illerimizden bir tanesi Diyarbakır ilimiz. Bölgemizin çok önemli bir vilayeti, ülkemizin önemli bir vilayeti. Medeniyetlere beşiklik yapmış, evliyalara, sahabelere ev sahipliği yapmış Diyarbakır'ımız. Ve Diyarbakır'ımız için ne yapsak azdır. Bugüne kadar hükümetimizin çok önemli yatırımları oldu. Adalet Bakanlığı olarak da Diyarbakır'ımıza işte buna benzer hem kültür yatırımları hem de diğer bakanlıklarımızın yatırımları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Adalet Bakanlığı olarak da bizim adliye kompleksi projemiz var. 2024 yılı yatırım programına teklif ettik. Diyarbakır'da özellikle şu anda hasarlı binaların yıkımı ile ilgili karşıda gördük. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Depremin yaralarının hızlı bir şekilde sarıldığını görüyoruz. Tabii burada Diyarbakır cezaevinin yanı sıra aynı şekilde müzeye dönüştürdüğümüz, kapattığımız başka cezaevleri de var ülkemizin değişik yerlerinde. Sinop cezaevi bunlardan birisi. Restorasyonu bitmek üzere. Yine Sinop cezaevi de o kötü hatıralarla anılan bir yer.
Yine Ulucanlar Cezaevi geçtiğimiz hafta 12 Eylül 80 darbesinin yıl dönümüydü. Yeni Anayasa Sempozyumunu Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla o kapatılan ve müzeye dönüştürülen Ulucanlar Cezaevi'nde yapmıştık. Yine Yassıada 27 Mayıs darbesinin özellikle darbe mağdurlarının yargılandığı ve orada kaldığı Yassıada'yı da demokrasi adası haline getirdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve bu anlamda artık demokrasimizin kara lekelerini bir bir ortadan kaldırarak Türkiye'yi demokrasi standartları yüksek, insan hak ve özgürlüklerinin en geniş anlamda uygulandığı, vatandaşlarımızın huzur içerisinde, birlik beraberlik içerisinde geleceğe adım attığı bir Türkiye inşasına hız kesmeden Türkiye yüzyılında inşallah devam ediyoruz. Ben Diyarbakır'daki emeklerinden dolayı Sayın Valimize, Sayın Milletvekillerimize, ilimiz yöneticilerine ve burada bu projeyi yürütecek olan Kültür Bakanlığımıza, yetkililerine hem teşekkür ediyorum hem de kolaylıklar diliyorum. Sizleri de saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun.